Merhaba arkadaşlar. MEB'in yayınlamış olduğu Antalya ilinin sorularını çözeceğiz. Evet, birinci sorumuz Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde Türklerle beraber çok farklı milletler bulunmaktaydı. Atatürk'ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Bu nedenle dil, din, gelenek ve göreneklerde farklılık gösteriyordu. Yüzyıllarca uyum ve huzur içinde yaşayan bu farklı milletler ve kültürler Fransız İhtilali'nin etkisiyle ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesine bağlı olarak çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdir. Evet, Atatürk'ün çocukluk yıllarını geçtiği dönemde Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin olarak hangisi söylenemez diyor. Evet, biz buradan direkt sosyal ve kültürel dediği için A'yı çıkartacağız tabii ki de. Gelişmiş bir ticaret ekonomik boyuta girer. Şimdi zengin bir kültürel yapı vardı. Nereden çıkartırız? Burada zengin bir kültürel yapı farklı milletlerin bir arada olmasından zengin bir kültürel yapıyı çıkar. Farklı milletler bir arada yaşıyorsa çok uluslu bir yapıdır. Farklı milletler varsa milliyetçilik düşüncesi etkili olmuştur. Dolayısıyla A şıkkını söyleyemeyiz. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı'nda verilen bu hakların amacı olamaz diyor. Tüm vatandaşlar can, mal ve namus güvenliği sağlanacak. Herkes kanun önünde eşit haklara sahip olacak. Herkes gelirine göre vergi ödeyecek. Hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek. Herkes mal, mülk sahibi olabilecek. İşkence, dayak ve angarya kaldırılacak. Azınlıklara bazı haklar vererek Osmanlı'dan ayrılmalarını engellemiştir. Evet, Tanzimat Fermanı çıkma amacı buydu zaten. C'ye bakıyoruz. Gayrimüslimlere yeni verilen bu hakları yasal güvence altına almak. Evet, bu bir fermanda anayasal güvence altına almış. Azınlıkların devlete bağlılığını artırarak devlete dağılmaktan kurtarmak. A ile D zaten aynı şey. Ama yabancı devletin iç işlerimize karışmasını engellemekle ilgili bir durum burada yok arkadaşlar. Bursa. 3. Osmanlı Devleti'nin eğitim alanında yaşanan bu durum için hangisi neden olduğu söylenemez diyor. Mustafa Kemal'in çocukluk yıllarında Osmanlı Devleti'nde daha çok dini ağırlıklı eğitim veren medreseler yaygındı. Bunun yanında Avrupa tarzında eğitim veren modern okullar, azınlıklara ait okullar, yabancı devletler tarafından kurulan eğitim kurumları vardı. Bu okulların bağlı olduğu merkez farklı olduğu için müfredatları da değişiyordu. Kültürel birlik bozulur arkadaşlar. A'yı çıkartırız. Ülkede eğitim öğretim birliği yoktur. B çıkar. Kültürel çatışma yaşanır. C çıkar. Ama farklı düşüncelere saygı duyan bireylerin yetişmesi bu şekilde olmaz arkadaşlar. Doğru cevap Denizli. 4. Amasya genelgesinde yer alan milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracakların maddesiyle milli mücadelenin amacı ve yöntemi uygulanmıştır. Yer alan maddenin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle bağdaşmadığı söylenebilir? Arkadaşlar direkt şıklara baktığımızda zaten manda ve imaye burada biraz sırıtıyor. Manda ve imaye tam bağımsızlığın zıttı bir şey. Bir başka devletin egemenliği altına girmek. Bu da bağımsızlıktan, millet iradesinden, birlik ve beraberlikten bahsediliyor. Doğru cevap Ceyhan arkadaşlar. Mustafa Kemal'e ait bu sözlere bakarak onun hangi kişilik özelliğine ulaşılamaz diyor. Büyüklük odur ki hiç kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için gerçek ülkü neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen bunda karşı koyuşları yok eden olacaksın. Önüne sayılamayacak güçlükler yağacaklardır. Kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu güçlükleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere de güleceksin. Evet, burada kararlı bir insanın duruşu var. Hedefe yürüyeceksin diyor. İdealistlik var. Gerçekçilik, gerçek ülkü neyse onu göreceksin diyor. Ama çok yönlülükle ilgili bir bilgi burada yok arkadaşlar. Doğru cevap Bursa. 6. soru Mustafa Kemal ile ilgili verilen metinde onun hangi kişilik özelliğine değinilmiştir diyor. Selanik askeri üçliyesinde matematik öğretmeni bir gün aranızda kimler kendine güvenirse kalksın. Onlara müzakereci yapacağım demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı ben daha iyi yaparım dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o oldu diyor. Evet, burada bir başka kişinin emri altına girmeyi istemedi. Dolayısıyla ondaki liderlik ruhu ortaya çıktı. Doğru cevap Denizli. 7. Aşağıda Erzurum Kongresi'nin bazı maddeleri verilmiştir. Hangi
hangisine önem verildiği görülmektedir. Azınlıklara milli bütünlüğümüzde delici ayrıcalıklar verilemez. Milli sınır içerisinde vatan bir bütündür bölünemez. Manda ve himaye kabul edilemez. Burada arkadaşlar tam bağımsızlık bahsediliyor. Ne yeni bir Türk devleti kurmak, ne ulusal egemenliği gerçekleştirmek, ne çağdaşlaşmayı sağlamak bu konuyla alakalı değil. Doğru cevap Bursa. 8. Sivas Kongresi'nin kararlarından bazıları aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Temsil etini yetkileri bütün vatanı temsil edecek şekilde arttırılmıştır. İrade-i milli adıyla bir gazete çıkarmasına karar verilmiştir. Arkadaşlar manda ve himaye kesin olarak reddedildiyse kongrede bağımsızlık vurgusu yapılmıştır. İstanbul hükümetinin milli mücadeleyi desteklediği vurgulanmıştır. Bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Temsil etini yetkileri artılmıştır. Bütün vatanı temsil eder hale gelmiş. Halkın olaydan haberdar edilmesi irade-i milliye gazetesi çıkarılmış. Doğru cevap Ceyhan olacak arkadaşlar. 9. İslam Tarih Cemiyeti İstanbul'da bazı medrese hocaları tarafından kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nin dini esaslara bağlı kalınarak hilafetin güçlendirilerek kurtarılabileceğini ve halifenin etrafında toplanmanın gerekliliğini savunmuştur. Bu bilgilere göre İslam Teali Cemiyeti'nin zararlı olarak nitelendirilmesinde hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Kullanmış olduğu yöntem demiş arkadaşlar. Burada bir yöntemden bahsetme yok. Kuruluş amacı evet bahsetmiş. Niçin kuruluş? Hilafetin güçlendirilip kurtarılabileceği dini esaslara bağlı kalınarak halifenin etrafında toplanması gerekliliğini savunmuş. Bu amaçla kurulmuş. İkiye alırız. İstanbul'da kurulmuş olması onun zararlı olduğunu çıkartmaz. Doğru cevap Bursa. 10. sorumuz. Doğu Anadolu'daki Ermeni faaliyetlerine karşı kurulmuş olan Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Milliye Cemiyeti Doğu Anadolu'da tarihi ve kültürel araştırmalar yapılması ve bölgeden göçün önlenmesi kararlarını almıştır. Aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir? Arkadaşlar bölgeden göçü niye engellemek istemişti? Oradaki Türk nüfusunu azaltmak istemiyor. Türk nüfusunu azaltırsa Wilson'a göre o bölge Türklerin elinden alınacaktı. Dolayısıyla böyle bir yorum D şıkkında karşımıza çıkıyor. Bölgede Türkler azınlık durumuna düşürülmesini önlemeyi amaçlamış oluyor.